Diz protezi cerrahisinde de bu son dönemde bütün dünyada işte artık navigasyonlu ve robotik yardımlı sistemler kullanılmaya başlandı. Biz de bu sistemleri artık ameliyatlarımızda kullanıyoruz. Karşımızda bir monitör var. Biz hastanın bilgilerini, bacağının şeklini, anatomik pozisyonunu o bilgisayara aktarıyoruz. O monitörden bize kesilerle ilgili, sonuçta protezi yerleştirirken belli bir kesi yapılması gerekiyor. Belli bir geometrik hesaplama gerekiyor. Bilgisayar bir şekilde bizi yönlendiriyor ve cerrahın protezi yerleştirirken en ideal pozisyonda yerleştirmesine yardımcı oluyor. Robotik sistemle uygulanan protezin normal diz proteziyle hiçbir farkı yok. Aynı protez kullanılabilir ama bizim buradaki protezin ömrünü belirleyen birkaç faktör var. Bir, iyi bir cerrah bu ameliyatı yapmalı, deneyimli olmalı cerrah. İkincisi, protezin malzeme kalitesi çok önemli. Robotik sistem aynı protez uygulanıyor. Açık bir ameliyattır. İkisi de hem robotik sistem hem de elle manuel yapılan ameliyat. Benim klinik tecrübem robotik cerrahi yaptığım hastalar daha çabuk toparlıyor ameliyat sonrası. Daha çabuk.